22 Mart 1924 yılında dünyaya gelen Osman Fahri Seden, Mehmet Kemal'in oğludur. Osman Fahri Seden, Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra eğitimine İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam eder. Sinema dünyası onu Osman Seden adıyla tanıyıp sevecektir. 1941 yılında babasını kaybeden Seden, bir yandan üniversitede eğitimine devam ederken, bir yandan da amcasıyla çalışmaya başlar. Osman Seden, Türkiye sinemasının kurucu yapım şirketinden aldığı mirasın üstüne koyarak ilerler. Osman Seden, Lütfi Akad'ı transfer eder ve üst üste filmler çekerler. Çok gerçekçi bir şey yapmak istiyorduk. Konuyu ona göre seçmek istiyorduk. Aşağı yukarı ben 2-2,5 ay kadar Beyazıt'taki kütüphanede eski gazete koleksiyonları arasında cereyan etmiş, yaşanmış hikayeler aradım ve Kanun Namlı'yı oradan buldum. Türk sinemasının dönüm noktasındaki film, Kanun Namlı'na. Gittik, oradaki şahsın arkadaşlarından, şundan bundan konuştuk. Olayın cereyan ettiği yerlere gittik. Ve nasıl cereyan ettiyse hikaye aynen olduğu gibi çektik. Tabii bunun haricinde Lütfü ilk defa kamerayı sokağa indirdi. Yani resmen sokağa indirdi. O zaman mesela bir tramvay içinde bir çekim düşünülmezdi. Hani ne bileyim her şey halkın içinde cereyan etti yani. Ve tabii çok büyük bir basamak oldu şeyde filmciliğimizde. Lütfi'yle beraberliğimiz 4 sene sürdü. Sonra ben başladım. Osman Seden 1955 yılında ilk filmi Kanlarıyla Ödedileri çekerek yapımcılığın yanı sıra yönetmenliğe başlar. O kadın benim karım olacak. Bir daha onun hakkında böyle münasebetsiz bir kelime sarf edersen... Sarf edersen ne olur? Çocuklar durun! Delirdiniz mi siz? Hayatın içinde bütün tatlılıklar var, bütün şiddet de var, bütün alçaklıklar da var, bütün güzellikler de var. Yani hayat yalnız bir çiçek buketi değil ki, her türlü şeysi var. Ben gördüğümü yapayım, görmediğimi de yapmadım. Neşeli ve esprili bir kişiliği var Seden'in. Oysa filmlerinde o günlere göre aşırı şiddet kullandığı için eleştirilmişti. Beraber Ölelim, Ayhan Işığı ve Belgin Doruk'u bir araya getirdi. Müdür bey bu sabah çağırttı. Bir vazife verdi. Tam istediğim gibi. Ah, öyle memnun oldum ki babacığım. Bu sefer kimi yakalayacaksınız? Gazetelerin bahsettikleri kasa soyguncularını yavrum. Osman Seden'in en önemli filmlerinden biri olarak 1959 yılında Tarık Dursun Kağan'ın senaryosunu yazdığı Düşman Yolları Kesti gösterime girer. Osman Seden, izleyicinin beklentisini, ihtiyaçlarını çok iyi bilen bir yapımcı ve yönetmendir. Çorabım kaçtı. 1960'ta Seden'in çektiği Namus Uğruna, yönetmenin rahat, sade ve anlatımı ustalık taşıyan bir yapıtı oldu. Şiddet ögesi ise bu filmde abartılmıyordu. Bak, her şeyi anlatacağım sana. Duymuyorum, kurtar beni. Osman Seden 1966 yılında Yeşilçam klasikleri arasına giren Çalı Kuşu'nu çeker. Reşat Nuri Güntekin'in romanından uyarladığı Çalı Kuşu'nu sonrasında televizyon dizisi olarak çekecektir. Her sabah onunla birlikte buraya gelir, yavrumun en sevdiği çiçekleri başucuna bırakırdık. Artık hayatta hiçbir tesellim kalmamıştı. Ne yapacağımı bile düşünemiyordum. Ancak bu iyi kalpli insana daha fazla yük olmaya yüzüm yoktu. Osman Seden'in firması ve platosu benim evim gibiydi. Bana aile gibi, aileden kişiler gibi davrandılar. Ve çok başka, çok sıcak ilişkiler içinde o filmleri çekmiştim. Çok küçük yaşlardaydım. Ve Sayın Osman Seden'le de çok güzel filmlerimiz oldu. Televizyon dizisinde Feride rolünü Aydan Şener oynar. Gazetede çıkan bir resmimi görüyor.
Bana hemen diyor bu kızı bulun diyor. Hani Feride'yi buldum diyor. Ben de o sırada Bursa'da ailemin yanındaydım. Hani çalışmalarım oldukça İstanbul'a gelip gidiyordum. Orada böyle bir telefon geldi ve işte Osman Seden'in beni Feride rolü için düşünen. Tabii havalara uçtum, çok mutlu oldum. Hayatta kimseye boyun eğme, kimseye borçlu kalma. Anlaşıldı kızım, sen Kamuran'ı sahiden seviyorsun. Ne dedi? Sen buralarda bir kaybolursan bir daha bulunamazsın. Halk sana güzelliğinden dolayı Gülbe Şeker adını takmış. Osman Seden en önemli filmlerinden biri olan Devlerin Aşkını çeker. Türkan! Osman Seden hemen her türde sinema filmi çeker. Ayşecik ve Cilalı İbo serileri büyük ilgi görür. 1978-1979 yılında Kemal Sunal'ın başrol oynadığı 100 numaralı adam, Bekçiler Kralı, Dokunmayın Şabanıma filmleriyle bir kez daha halkın nabzını tutar. Ay ne oluyor? Aa! Aa! Allah! Şüklerim! Ay evladım! Bu devirdi. Mahvoldum gitti. Ne olmuş yani? Yarın biraz daha su katar. Ben kanunum. Göster dedik. Dayı mısın sen arkadaş? Hepiniz şahitsiniz. Şahit. Dayımı manevi şahsiyetine hakaret etti. Evet. Üstelik halkı isyana teşvik de var. Allah razı olsun. Evladım. Üstüme gelmeyin be. Ne oluyor ya? Aa. Vahşi Gelin. Osman Seden özelliklerini yansıtan bir film. Hemşerim, daha gidecek misin? Ben bir şey soracaktım sana. Yani sen bu kızı kaçırır mısın? Yani galiba sen beni istemeyesin. Ha şunu bileydim. Sen beni istemiyor musun? İstemiyorum. Sahi sen beni istemiyor musun? Hayır. O halde ben seni hiç istemiyorum. Ha? Ciddi misin? Eğer yalanın varsa Trabzonspor'u üçüncü çümede çöreyim. Sete çocuk gibi gelir. Pak pak der. Bazen böyle olur ama o her zaman iyi yapacağım. Her zaman güzeli bulacağım inancını kaybetmez. Oyuncusuna tapar. Tapar. Oyuncuyu çok iyi kurar. Mesela oyuncu çok büyük bir gaf yapar değil mi? Çok zor bir planın ortasında falan böyle. Hemen stop abi, stop abi der. Katiyen oyuncuya bulmaz kabahati. Kameramana hemen pisliği atar yahut ışıkçıya. Bakışmalarımızla ne yapmak istediğimizi çok iyi anlaşabiliyoruz. Ben Osman Seden'le çok rahat çalışan bir insanım. Çünkü onun aklından ne geçtiğini, nasıl bir oyun istediğini ben çok iyi hissedebiliyordum. Eski filmlerin fotoğrafları bile Seden'in her çeşit konuya eğildiğini gösterir ve popüler sinemanın ustası olduğunu kanıtlamaya yeter de artar. O günlerinde sana namuslu bir iş, çocuğuna bir lokma ekmek, bir damla süt vermeyenler utansın. Benim için en büyük şey, en büyük arzu, en büyük kaygı halka bir şeyi anlatmak, iyi anlatmak, güzel anlatmak. Bu dünyanın en güzel halkı. Yani bana iyi bir şey verin diyor, güzel verin diyor, anlayacağım şeyi verin diyor. Altını kırmızıyla çiziyorum, anlayacağım bir şeyi.